Her şey hakkında her şeye hoş geldiniz. Bazen göz göre göre, bazense hiç beklenmedik bir anda gelir. Bazıları geldiği gibi giderken, bazıları ise bir ömür sizinle kalır. Hayır sevgili izleyenler, vergiden bahsetmiyoruz. Sonumuz hediye. Seçmesi dert, alması dünyalara bedel. Kurdeleli mutluluklar, bazen minik, bazen kocaman. Efendim, hediyenin tarihi ta Roma'ya kadar uzanıyor. Zaten elinize ne alsanız ta Roma'ya kadar uzanıyor. Eskiden Roma imparatorları imparatorluk mahiyetindeki üst kademe yöneticilerine kutsal sayılan mine çiçeğinin dallarını yılbaşı ve bayramlarda hediye olarak gönderirlermiş. Bunlar da çiçekleri kaynatıp içerlermiş. Bakın, poşet bitki çayları da Roma'dan geliyor. Bu bir süre sonra Roma imparatorluğunda gelenek haline gelmiş. Daha sonraki dönemlerde ise farklı hediyeler düşünen Romalılar mektubun içine mine çiçeğinin dalları yerine incir, bal, hurma gibi yiyecekler koymaya başlamış. Yani arsızca Kuzey Afrika'dan tutun Avrupa'nın en ücra köşelerine kadar işgal eden bir imparatorluğun yöneticileri aktar gibi neden birbirlerine hurma, kuru incir gönderiyor derseniz bunlar sembolik efe. Güzel bir sene olsun, ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey hediyeleriymiş bunlar. Çünkü yeni yıla tatlı yenilerek başlanırsa tüm yıl öyle geçermişmiş. Bakın, yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer geleneği de resmen gözlerimizin önünde ta Roma'ya kadar uzandı. Daha sonraki dönemlerde ise hediye 1800'lü yıllarda Noel ve Noel Baba kavramlarıyla kendisine toplum içinde iyice yer edindi. Özellikle Avrupa ve Amerika'da çocuklar küçücük bacalarından girerek kendilerine hediyeler getirecek Hulusi Kentmen sempatikliğinde beyaz sakallı bir amcanın hayaliyle uymaya başlamış. Aileler de minik meleklerinin kalplerini kırmamak için çam ağacının dibine hediyeleri yığdıkça yığmışlar. Ama tüm krediyi hayali Noel Baba toplamış. Tıpkı iş hayatı gibi, tüm çalışmayı siz yaparsınız, övgüyü yöneticiniz alır. Ardından bütün dünya bakmış ki bu iş tatlı, doğum günlerinde ve yılbaşlarında zaten hediye alınıyor, bize yeni günler lazım denmiş. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü, bekarlar günü, selvi boylu al yazmalılar günü artık akıllarına gelen her bahaneyle boş buldukları takvim günlerine saldırmışlar. Artık en iyi ihtimalle en az 2-3 hediye satın almadan yılı bitiremez olduk. Ama bize alındığında da pek hoşumuza gitti, yalan yok şimdi. Birçoğumuz aslında hediye vermekte epey kötüyüz. Her sene 70 milyar dolarlık hediye Amerika'da iade ediliyormuş. Böyle eğlenceli istatistikler de hep böyle yaban ellerden geliyor. Yok mu bizde kardeşim bunun istatistiği? Vallahi yok. Biz genelde gizli saklı iade ediyoruz, biliyorsunuz, ayıp olmasın diye. Ah şu inceliğim. Araştırmaya göre insanlar hediyenin kendisinden çok hediyeyi açma anında yaşadıkları heyecana odaklanıyor. Evet, tam 3 saniye süren o adrenalin ve coşku o kadar saf ki damıtılsa damlası 1 milyona satılabilirmiş. Bunu da biz uydurduk, eminiz ki anlaşılmıştır. Hediyeyi veren için de bu an çok önemliymiş. Kendinizden düşünün, gerçekten önemli. Gerçekten sevdiğiniz birine hediye veriyorsunuz. Hediyeyi açışındaki sabırsızlıktan tutun, ilk gördüğü anda yüzünde belirecek mimiklerden beden diline kadar her şey sizin için ne kadar önemli oluyor, değil mi? Adeta tepeden tırnağa renkle MR'ını çekiyoruz o an. Sonrasında ağzından çıkacak ilk şey ne olacak? Boynumuza mı atlayacak, yoksa canım ne gerek vardı deyip öpüp hediyenizi yana mı koyacak? Bakın, bu ne gerek vardı gerçekten tehlikeli bir söz, çünkü bu söylendiğinde gerçekten ne gerek olduğu sorgulanabiliyor olabilir. O yüzden mimik ve beden hareketlerinin tahlili çok önemli. Çünkü ekstra bir bardağa ya da çerezliğe gerçekten artık kimsenin ihtiyacı yok. Yine bir başka araştırmada hediye verenler daha çok gösterişli olanı, hediyeyi alanlarsa günlük hayatında kullanabileceği hediyeyi almak istiyor. Bunu kendimizden yola çıkarak da düşünebiliriz. Krep yapma makinesi ne kadar kulağa havalı gelse de kim sabahın köründe kalkıp krep harcı hazırlayıp minik minik kenarına köşesine taşırmadan o altı minik hazneye krep harcını dolduracak? Hayatı o kadar seviyor muyuz gerçekten? Gerçi benim seven tanıdığım var. Ama onun yerine bir kahve termosu gelse mesela nasıl cayır cayır kullanırız? Zamanınız varsa hediye alacağınız kişinin neye ihtiyacı olduğunu gözlemleyerek optimum başarıya erişebilirsiniz. Unutmayın, anahtar kelime bir ihtiyacını gidermesi ya da çok sevdiği ama normalde gidip asla kendi almayacağı bir şey de olabilir. Örneğin bir video oyunu, bir saat ya da bir takı gibi. Ama ona anlamlı gelecek bir şey olmalı, size değil. Hediyenizi kıymetli kılacak diğer bir özellikse üzerine emek harcanmış olduğu belli olan hediyelermiş.
Bize de öyle söylendi. Yani ikiniz için anlamlı olan bir fotoğrafı çerçeveletip vermeniz çoğu zaman bir tişörtten daha anlamlı olabiliyor. Hediyelerinizi son dakikaya bırakmayın. Çünkü son dakika hediye demek, kitap ve kupa demek. Kitap konusunda hiçbir sakınca yok tabii. Ama kitap günümüzde biraz kolaya kaçma yolu olarak ne yazık ki fişlendi. Bir de yani kitap zevki de şimdi çok kişisel bir konu. Kalkıp kocaman kıllı mıllı adama bir genç kızın hatıra defterini ya da bir vegana et yemekleri tarifi alamazsınız. Ama karşı tarafı da o kadar iyi tanımıyorsanız bazen yapacak bir şey kalmıyor tabii. Lakin son zamanlarda yaygınlaşan başka bir uygulama var. Çok samimi değiliz ama davetini de reddedemedim. Hediyesi. Hediye çekleri. Evet, ne alacağınızı bilmiyorsanız nakit paranın daha az incitici, kız kardeşi olan hediye çeklerine yönelebilirsiniz. Kafanızı kurcalayan başka bir sosyal meseleye daha değindiğimiz ve size azıcık da olsa yardımcı olacağını umduğumuz başka bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Biz nakit kabul ediyoruz. Hiç kırılırlar, ayıp olur falan diye düşünmeyin. Hediye yerine ne kadar gözden çıkardıysanız bize gönderebilirsiniz. Editöre ödeyeceğiz. Ünlü düşünür Asena'nın da söylediği gibi. Elimizde olmayaraktan dilimiz sürtmüş olabilir. İyi günler. Thank you.